Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu sabah saat 11'de partisinin Diyarbakır İl Binası'nda düzenlediği basın toplantısında 1 Kasım seçimlerine katılmayacaklarını açıkladı. Yüksek Seçim Kurulu'nun 29 partinin katılacağı 1 Kasım seçiminde Hüdapar yer almıyordu. Zekeriya Yapıcıoğlu partisinin geçen seçimde 7 Haziran seçimlerinde 9 kentte bağımsız adaylarla seçime girdiğini hatırlattı. Bu seçimlerde bağımsız adayları da göstermeyeceklerini söyledi. Bölgedeki çatışmaların yeniden başlaması ve Cizre, Yüksekova, Silvan, Lice'de Lice gibi ilçelerde sokağa çıkma yasağının ilan edilmesinin ardından da vatandaşların göç etmeye başladığını vurgulayan Zekeriya Yapıcıoğlu, seçim ortamının oluşmadığını ve göçlerle birlikte seçim doğru sandığa yansımayacağını ileri sürdü. 2014'te belediye seçimlerinde ve yine 7 Haziran genel seçimlerinde de sandığa halkın iradesinin yansımadığını söyledi. Partisinde düzenlediği basın toplantısında yine Zekeriya Yapıcıoğlu 9 kentte seçime girdiklerini söylemişti ve bu seçimlerde de yaklaşık Hüdapar 57-52 bin oy almıştı. Türkiye genelinde 9 ilde. Diyarbakır'da da Zekeriya Yapıcıoğlu adaydı. Yaklaşık 25 bin oy almıştı Diyarbakır'da. Zekeriya Yapıcı bölgedeki çatışmaların sürdüğünü ve bu çatışmalardan dolayı da memleketin yangın yerine çevirmekte, beis görmekte halka hizmet edemezler diye bir vurguda bulundu. Kendi şahsi veya partilerin çıkarlarını memleketin ve milletin çıkarlarının üstünde görenler halkın ve halkın maslahatlarını düşünemezler diyerek de eleştirilerde bulundu. Bu nedenle 1 Kasım seçimlerde bağımsız adaylarla veya ittifakı yoluyla başka partiler listesinde yer almama kararını söyledi Zekeriya Yapıcıoğlu. Selam.